Türk ordusunun harekat başarısını gölgelemek için PKK yeni yalanlara sarılıyor. Amerika'ya rağmen Suriye'nin kuzeyinde hezimete uğrayan teröristler kimyasal tuzak üzerinde çalışıyor. Ankara'da Amerikalı heyetle yoğun görüşmeler yapılıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Charles O'Brien ve beraberindeki heyeti dün bakanlıkta kabul etti. Görüşme sonrasında Akar gazetecilerin sorularını yanıtladı. Barış Pınar Harekatı'nın başarıyla sürdüğünü söyledi. Sadece ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, aynı zamanda bölgede yaşayan diğer dini ve etnik grupların da güvenliğine çok büyük önem atfediyoruz. Akar bölgede hızla değişen ve gelişen durumun bazı sıkıntıları da beraberinde getirdiğini aktardı. PKK'nın Amerika gibi kimyasal silah yalanına sarılacağını belirtti terör örgütünün kimyasal silah kullanıp suçu silahlı kuvvetlerimize atmaya, bununla ilgili bir algı oluşturmaya çalışacaklarına dair bilgiler geliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde kimyasal silah olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçek. Ayrıca terör örgütünün sivillere yönelik yapacakları toplu saldırılarla da bölgede DAEŞ tehdidinin devam ettiğine yönelik bir algı oluşturmaya çalışacaklarına dair bilgiler de mevcut. Bakan, başarıyla süren Barış Pınarı Harekatı ile ilgili dış basında çıkan yalan haberlere de değindi. Bu tür yalan haberlerle silahlı kuvvetlerimizin sahada gösterdiği hassasiyeti ve başarıyı gölgelemeye çalışıyorlar. Bunların işe yaramayacağını bir kez daha ifade ediyorum.